Adem İkiz, İkiz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanıyım. İstanbul'da Beylikdüzü ve Esenyurt'ta inşaat işi yapmaktayız. 2013'ten itibariyle de Ardahan'da da faaliyet gösteriyoruz. Mevcut, şu andaki bildiğiniz gibi inşaat maliyetleri çok yüksek. Daha doğrusu inşaatları durdurma aşamasına getirmişler. Ve de artık mal alamaz duruma gelmiştir. Çünkü sabah kalkıyoruz, bir fiyat, akşam yaptırıyoruz, bir fiyat. Fiyatlar diyebiliriz ki saniyelikle değişebiliyor. Bu da inşaat yapanlarını çok zor durumda bırakıyor. Burada baktığımızda Ardahan genelinde hiçbir tane ruhsat alınmamış. Şu anda bizim devam eden bir tane inşaatımız var. Onun ruhsatını da 2021'de aldığımız için projemizi tamamlamaya çalışıyoruz. Zor şartlar altında. İnşaat sektörü şu anda tamamen girdi fiyatların düşmesi lazım ki yani bir müteahhit çalışmalarına devam edebilsin. Çünkü bu gelen zamlardan sonra yani müteahhitlerin bu şartlar altında inşaatlara devam edebilme şansları yok. Yani o gücü kaldırabilecek potansiyelleri yok yani. Vatandaşa yansıyor derken birebir yansıyor. Çünkü şeydir yani bir işin girdiği maliyetleri var. Diyelim ki bir müteahhit metrekaresini, bir inşaatın metrekaresini 5500'e mal ettiği zaman bunu 6000'e satması lazım ki ayakta durabilsin. Yani bunu 6000'e satamadıktan sonra bir şirketin ayakta durabilme şansı yoktur, olamaz da yani. Bu elimizdeki projeden hariç şu anda herhangi bir proje düşünmüyoruz. Ta ki maliyetler belli bir zemin tabanına oturana kadar. Benim adım Sayın Meror. 2010'da beri Ardahan'da inşaat sektöründe yüklenici firma olarak taşeronluk yapıyorum. Bununla alakalı zaman zaman Ardahan'da nerede bakarsa 2013, 2014, 2017'ye kadar çok yoğun bir süreçlerden geçtik. İnşaat maliyetleri neredeyse sıfırdı. Herkes inşaatlara başlıyordu. Yoğun bir şekilde biz de çalışıyorduk. Ama son geçen seneden bu yana tamamen inşaat sektörü durma noktasına gelmiştir. Bununla paralel alım gücü girdi, fiyatları da yükselince hem alım gücü düştü hem de yapma olanakları yok oldu. Bu sebeple şu an zor durumlar yaşıyoruz. Daha doğrusu işçi bulup çalıştıramıyoruz. Yani bu da inşaatın şeyini durduruyor. Devamını durduruyor. Bu, yani inşaat konusunda kesinlikle maliyetlerin düşürebilmesi için kalitesiz diye bir iş tabi olmaz. Mümkün değil. Çünkü inşaatın yapım şekli belli. Bunun mümkün değil. Yani bunun ucuzluğundan kaçabileceği her an bir alternatifi yoktur. Bugün demir olmuş 16-17 lira. Geçen sene bir betonun metre küpünü 280 liradan alıyoruz. Bu sezon 9000 lira olmuş. Yani bunun için maliyetler nasıl olabilir? Vatandaş nasıl alabilir? Geçen sene işte 3+1 daire Ardahan gibi bir yerden 300 lira alabilecekti. Bu sene 800 lira, 850 lira vatandaş alamıyor. Bu maliyetin girdilerin pahalı olmasından dolayı. Tabii ki inşaat sektörü Türkiye'nin başı başına olan bir sektör, yani bir lokomotifidir. İnşaat sektörü bir sürü kolu kendi içerisinde barındırıyor. Çalışanı ne bileyim bin bir çeşit kalemin içinde barındırıyor. Bu da toplum olarak yani bir ülkede inşaat sektörü bitme noktasına gelmişse ekonominin çöküş noktasına gelmek demektir bu da. Haliyle bunu bir nevi yetkililer buna el atması lazım. Bununla paralel fiyat girdileri çok rayiş bir şekilde artıyor. Bunun önüne geçilmediği takdirde bugün Ardahan bir il olmasına nedeniyle 2022'de tek bir ruhsat alınmış, tek bir inşaat başlanıyor. Mevcut yıllar öncesine 20-30 tane inşaat bir anda başlıyordu. Şu an devlet sektöründe de, kamu işlerinde de durma noktasına gelmiştir. Çoğu işlerde geçen sene şu an birkaç tane var, geçen sene de yarım kalan projeler
fiyatlar güncellenmediğinden dolayı şu an beklemededir.